Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığında bugün Jean Renoir tarafından kaleme alınan İslam'ın 7 Kapısı başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. Çok metaforik bir başlığı var. Nurullah Koltaş tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Yazar bu kitapta bize İslam'ın bir düzen, bir medeniyet, bir çerçeve ortaya koyduğunu ve onu bir ev gibi düşünürsek iç içe geçmiş kapılardan ilerleyerek, bu kapıları geçerek esas öze varabileceğimizi vurgulamakta. Hatta yazar kendi kitabındaki bölümleri de bu sıralamayı takip ederek okumamızı önermektedir. Hazreti Peygamber'in varlığından bugüne kadar İslam toplumlarının değişim süreçlerini oldukça hızlı ve tabii ki kronolojiyi takip ederek ele alan yazar, bir anlamda bu toplumun ürettiği medeniyeti, ortaya koyduğu değerleri, insanlık için armağan ettiği şeyleri arka arkaya değerlendirerek Fas'tan Endonezya'ya kadar, Türkiye'den Afganistan'a kadar hemen her yerde Müslüman toplumların yaşadığı hemen her coğrafyada ortaya çıkan İslami birikimi, İslami gelenek içerisinde üretilmiş şeyleri değerlendirerek bir anlamda İslam'a hangi kapılardan girilmesi gerektiği konusunda bize bir yol göstericilik sunmaya çalışıyor. İslam'ı en iyi tanıtan kitaplar arasında değerlendirilen, tanıtan kitaplar arasında mutlaka ele alınması gerektiğine vurgu yapılan Renoir'ın bu kitabı, İslam'ın 7 Kapısı, kendi içinde gerçekten de metaforik anlamlarla yüklü 7 ayrı kapı imgelemi üzerinden ilerliyor. Bunları sırasıyla takip edersek, öncelikle Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy ile müşerref oluşu ve bunu İslam toplumuyla, kendi toplumuyla buluşturmasıyla başlayan İslam'ın ortaya çıkışı ve ilerleyen süreçlerde bir yapı, bir düzenek, bir hayat tarzına dönüşümünü ele almakta. Kurumlar başlığı altında bunu ele almakta. Sonra bu kurumsal ağın ortaya çıkardığı adanmışlıklar, fedakarlıklar, aynı gelenek zinciri içerisinde üretilmiş keşifler, bu geleneğin daha da güçlenmesi ve bir sonraki kuşağa başarılı bir şekilde aktarımını sağlamak için oluşan yapılar, ilham, estetik, cemiyet, pedagoji ve tecrübe gibi başlıklarla bir anlamda İslam'ın 7 ayrı kapısı olduğu vurgulanmakta. Bu kapıların her birinin aslında İslam'ın özüne ilerleme, özünü keşfetme konusunda bize yeni bir takım mecralar, yeni bir takım imkanlar sunduğunu söylemeye, anlatmaya çalışmakta. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.